Vefat ve teşekkür. Karabük Yenice ilçemizin yetiştirdiği eğitim çınarlarından uzun yıllar öğretmen ve yönetici olarak hizmet veren çok sevgili babamız, iyi insan Celal Akay, tedavi gördüğü İstanbul'da vefat etmiştir. Merhum babamıza Allah'tan rahmet dilerken, vefat haberini alan ve taziyelerini ileten, ayrıca 03.11.2022 Perşembe günü Yenice ilçemizde kılınan cenaze namazına bizzat gelerek katılan Karabük Valisi Fuat Gürel'e, kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, dernek, cemiyet ve siyaset adamlarımıza, çok sevgili dostlarımıza teşekkür ederken, bu acılı günümüzde bizleri telefonla arayarak veya sosyal medya üzerinden taziyelerini ileten herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Cevdet Necdet Akay. Anadolu'nun kanalı BRT ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan TOGG'un seri üretim bandından inen ilk akıllı cihazı kullandığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı, işte Türkiye yüzyılı ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı araçta yer alan TOGG üst yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, Erdoğan'a araç hakkında bilgi verdi. Hadi bakalım. Bismillah. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da bulunduğu araçta Türk sanat müziği eserleri de yol boyunca Erdoğan çiftine eşlik etti. Tekerin üzerinde yük azaltıyor, dolayısıyla kaymasını önlüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenine bu aracı kullanarak gelmişti. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu basın toplantısında konuştu. Akbaşoğlu, Türkiye Yüzyılı toplantısı asla bir seçim beyannamesi ve seçimlere dönük hiçbir boyut taşımamaktadır dedi. Geçtiğimiz hafta 28 Ekim'de ortaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı toplantısı asla bir seçim beyannamesi ve seçimlere dönük hiçbir boyut taşımamaktadır. Bu bir manifestodur. Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarına ve 21. yüzyılın Türkiye yüzyılı olmasına dönük toplumu kucaklayan büyük hedeflere doğru hakikaten bir davette bulunan bir önemli toplantıdır. Bu mahiyette orada müzikte bir seçim müziği değil, Türkiye'ye dönük hakikaten güzel bestelenmiş, güzel söylenmiş ve oradaki bütün dinleyicileri ki ben de oradaydım, hakikaten hepimizi kendine özgüvenle ileriye dönük efendim büyük hedeflere yönelmeye dair bir misyonu, bir vizyonu hepimize hatırlatan bir güzel beste ve müzik olarak ve güzelce söylenmiş bir müzik olarak görüyorum. Bunun dışındaki değerlendirmelerin şahsi değerlendirmeler olabileceğini ama bunun hakikatle de bir bağlantısı olamayacağını ifade etmek isterim. İnşallah biz seçim beyannamemizi seçim sathı mailine girildiği süre içerisinde
somut adımlar çerçevesinde hangi efendim adımları atacağımızla politikalarımıza dönük olarak bunları kamuoyuyla o çerçevede mutlaka paylaşacağız. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İstanbul'da düzenlediği il başkanları toplantısının açılışında yaptığı konuşmada kentin her sokağını tüm hafta boyunca Deva Partisi ile coşturacaklarını söyledi. Ne yapacağız? Hep beraber ilçe ilçe, mahalle mahalle dolaşacağız. İstanbul'un her sokağını Deva Partisi ile coşturacağız. Tüm hafta boyunca sivil toplumluyla, sokağıyla İstanbul'un sesi olacağız. İstanbul demek 81 vilayetten vatandaşımızın evi demek. Onun için buradaki sivil toplum çalışmalarımız değerli arkadaşlar çok çok önemli. Kalkınma seferberliği eylem planımızla özgür ve zengin Türkiye'ye bir adım daha yaklaşmış olduk. Burada gördüğünüz 16. eylem planımız Genel Başkan Yardımcımız Burak Dalgın'ın eş güdümünde hazırlandı ve sanayimizden KOBİ'lerimize, esnafımızdan girişimciliğe kadar, ihracata kadar, istihdama kadar hedeflerimizi somut olarak koyduğumuz çok kapsamlı bir çalışma oldu. Biz milletimizi hiçbir zaman aldatmadık. Yerine getiremeyeceğimiz sözleri hiçbir zaman vermedik. Gerçekçi hedefler belirledik. Ne dedik? Sanayide 1 milyon yeni istihdam dedik. Ne dedik? 10 yeni sanayi vahası dedik. Ne dedik? 100 bin süper KOBİ dedik. İhracat hedefi koyduk. 500 milyar dolarlık ihracata ulaşacağız dedik. Hepsini tek tek hesap ettik. Anlayacağınız boş yapmadık. Arkadaşlar eylem planlarımızda yer alan maddelerin sayısı 1000'i geçti. Bunların tamamı özgür ve zengin Türkiye'nin yol haritası. Binlerce kıymetli uzman dostumuzla beraber bu eylem planlarımızı hazırladık, hazırlıyoruz. İnşallah yakın bir zamanda bunların sayısı biliyorsunuz tam 22'ye ulaşacak. 22 eylem planıyla beraber 360 derece bir hükümetin yapması gereken ne var ne yoksa hepsini ortaya koymuş olacağız. Merkez Bankası'nın faizini düşürdüm deyip duruyor değil mi Erdoğan? Merkez Bankası'nın faizini düşürdüm diyor. Merkez Bankası'nın faizi, Merkez Bankası'nın bankalara kullandırdığı kredinin faizi. Bankalar onu alıyor, üzerine 20 puan, 30 puan, 40 puan koyup kredi olarak kullandırıyor. Siz milletin ödediği faize bakın. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bilgisi dışında TDP'ye üye yapıldığını iddia eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ziyarette bulundu. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca hakkında partiden bir yıl geçici çıkarma cezası verilen Özcan'ı makamında ziyaret eden Sarıgül, Bolu'ya gelmelerinin nedeninin bir yanlışlığı ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Bolu'ya gelmemizin bir tek nedeni var. Bir başarıyı ödüllendirmek, bir yanlışlığı da ortadan kaldırmak. Türkiye Değişim Partimizin tüzüğünde bir belediye başkanının ve bir milletvekilinin partimize üye olması için ilçelerden bu üyelik tüzük gereği yapılamıyor. Sadece o belediye başkanımızın ve milletvekili arkadaşımızın genel merkeze müracaat etmesi lazım. Bu Türkiye Değişim Parti tüzüğünün 18. maddesi. Dolayısıyla bizim ilçe başkanlarımızın, il başkanlarımızın bir belediye başkanımızı partiye kaydetme yetkisi tüzüğümüze göre yok. Tanju Başkan Türk siyaseti için renkli bir isimdir. Tecrübeli isimdir. Tanju Başkanımızın Türkiye Değişim Partimizde olması, bizimle beraber olması tabii ki bizim için son derece değerlidir. Ancak kendisinin böyle bir müracaatı bu aşamada yoktur. Özcan da ziyareti için Sarıgül ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Herhangi bir parti değişikliği yapmayacağım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp mücadele etmeye devam edeceğimi kamuoyuyla paylaşmıştım. Bizim tabii bu ihraç süreciyle ilgili Yargıtay'da listeleri inceleyen bir arkadaşımın uyarısıyla ben bu konuya vakıf oldum. Bir başka partide üyeliğin görünüyor deyince, göremiyor tabii. Ben kendi devletimden bakınca bunu gördüm. Ben yine de teşekkür ediyorum bu nazik ziyaretiniz için.
Cumhurbaşkanımızı. Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, partisinin seçim öncesi çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aksoy, Cumhur İttifakı'nın miadı doldu ama Millet İttifakı'nın da bu memlekete bir yarar çıkmayacak dedi. Tabii siyasette yukarıya bakmak lazım. MYK ve parti meclisimiz var. Adayları belirleme sürecinde tek tek iller değerlendiriliyor. Oraya bakılıyor her tarafına. Yani bu çok erken ve parti bizi nereye uygun görürse böyle bir adaylık süreci olacak. Partimizi kurarken biz şunu göz önüne almıştım. Hani bu parti fikri nasıl çıktı demiştim. Çok iyi CHP'deydim. Çok iyi o tarafı da değerlendirdim. Öte tarafı da değerlendirdim. Yani iyi bir çocuk doktoruyum. Konuşmayan teşhis ettim yıllarca. Ve başarılı olmasaydım milletvekili olamazdım. Başardığımı inanıyorum çocuk doktorunda. Bu millet de bana oylarıyla beni takip etti. Şimdi oraya vardım. Cumhur İttifak kendi çapında işte hayat pahalılığını görüyorsunuz. 20 yıldır biraz bıkkınlık falan yarattı. Bence miadı doldu. Burası son durak, yol tamam dedim. Yol tamam. Millet İttifakı yamuk ittifak dedim. Orada 138 milletvekilinin önünde, bütün hepsinin önünde bu yamuk ittifak politikalarıyla bir yere varamazsınız. Yanlıştır dedim. Gene aynısını söylüyorum. Yamuk ittifak. Bir tarafta Milliyetçi Gençliği'nden biri pışpış, arkada çaktırma başkası var. Bu tamamen Türk milletinin dokusuna bence uygun değil. Ve terör örgütlerine terör örgütü demeyen bir parti var. İşte gün geçmiyor ki bir vukuat çıkarmasınlar, bir şey söylemesinler. İşte bir zaman diyor ki tezkere geliyor. Kuzey Irak ve Suriye tezkeresi. Memleket Partisi olarak biz tezkereye evet dedik. Çünkü orada milli ordumuz var, ülke güvenliği var, ulusal güvenlik sorunu var. Biz terör örgütü 1984'ten beri neredeyse 2024 desek artık 40 sene emperyalist güçlerden destek alıyor. Türkiye'nin en ciddi probleminin birincisi bu. Bunun akabinde 40 sene terörle uğraştığın için para harcıyorsun, leblebi atmıyorsun, mermi atıyorsun, mazot yakıyorsun, uçak kaldırıyorsun. Bir ekonomik sorun var. Yani A iktidarı bu işi tam iyi yönetemeyip dolar 1 liradan 18 liraya geldi iktidar. Ha başka bir yoğurt işini denemek gerekir. Şimdi öbür tarafta biz efendim bu 20 senelik iktidarda Sayın Cumhurbaşkanı'na düşmanlığı devlet düşmanlığına dönüştürdü. Şuursuz şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de ileri geri yani bakıyor ucu nereye varır demiyor. Söz gelimi milli orduya kimyasal silah atıyor diyor. Delili yok, hiçbir şey yok. Bir tanesi çıkıyor. Ben bir hicap duyuyorum yani bir hekim olarak böyle bir şey açıklamalarından. Bunun arkasından bakıyorsun hemen o ittifakın adamları açıklama yapıyor. Yani 6+1'in dışarıdaki ve içeridekiler. Şimdi bunu gördükten sonra dedim ki bu Cumhur İttifakı miadı doldurmuş ama Millet İttifakı'ndan da bu memlekete bir yarar çıkmayacak. Onu indiremez o. Millet sadece oylarını alıyor. Burada keyfimiz iyi. 20 senedir oturalım diyor. Ne cumhur ne millet. Tek yol memleket. Sloganı ben ürettim. Yani üçüncü yol açacağız. Üçüncü sandığı koyacağız. Cumhurbaşkanı adayımızı koyacağız. Safranbolu Belediyesi'nin kendi kentimde bir gün turizm uygulaması bu kez muhtarlara yönelik yapıldı. Safranbolu merkeze bağlı mahalle muhtarları dünyanın en iyi korunan şehri Safranbolu'yu hem daha yakından tanıdı hem de belediyenin çalışmalarını yerinde gördü. Bu çok önemsediğimiz bir proje çünkü önemli bir kentte yaşıyoruz, tarihi bir kentte yaşıyoruz. Dedik ki önce bizim kendi vatandaşlarımızın yaşadığı kentin değerlerini bilmeleri, öğrenmeleri, özümsemeleri gerekir, sahip çıkmaları anlamında. Bu projenin oluşma amacı buydu. Kendi kentimizde yaşayan insanlarımıza önce bu kenti anlatmak. O yaklaşık 2 aydır her çarşamba devam ediyor ve artan bir ilgiyle devam ediyor. Biz bunun yanı sıra demokrasimizin mihenk taşı olan muhtarlarımızın da yaşadıkları kenti öğrenmeleri, belediyeyle biz muhtarlarımızla iç içeyiz. Her ayda toplantı da yapıyoruz ama belediyenin işleyişini, nerelerde hangi işleri yapıyor bunları yakinen görebilmeleri için de bugün muhtarlarımıza bu uygulamayı yaptık.
başlangıç noktası olarak Hayır Çarşımızdan başlayıp kültür merkezi, yeni devraldığımız ve işletmeye başladığımız arıtma tesisimiz, hayvan barınağımız ve bütün müdürlükler, temizlik işleri, park bahçeler, asfalt şantiyesi, Fen İşleri Müdürlüğü'nün şantiyesi ki Fen İşleri Müdürlüğü'nde birlikte yemeğimizi de yedik işçilerimizle birlikte. Bütün müdürlükleri tek tek gezdirip burada arkadaşlarımız Safranbolu'ya nasıl hizmet veriyor, kimler nasıl çalışıyor, muhtarlarımızla bunları paylaştık. Çok da bence verimli oldu. Onlarla bilgi alışverişinde bulunduk ki biz muhtarlarımızı onların verdiği hizmette çok önemsiyoruz. Muhtarlar kentlerde devletle mahalleli arasında, yaşayanlar arasında bir köprü vazifesi görüyorlar. Onların daha çok bilgiye sahip olmaları vatandaşın da daha çok bilgiye sahip olması anlamına geliyor. Bu aktarımı da muhtarlarımız mutlaka kendi bölgelerinde, mahallelerindeki vatandaşlara yapacaklardır diye düşünüyorum. Evet, biz Sayın Başkanımızın bilgileri doğrultusunda belediyemizin sosyal tesislerini, çalış müdürlükleri yerinde gezdik. Başta Hayır Çarşısı'nı gezdik ve gerçekten çok memnun olduk. Çünkü Safranbolu'ya hizmet verebilecek bir yer. Orayı Safranbolu halkımızın gelip görmesini öneriyorum. Çünkü Hayır Çarşısı deyince durumu, ekonomisi iyi olmayan insanların oradan gelip yararlandıkları yer. Kültür merkezimizi ziyaret ettik. Temizlik işlerimizi ziyaret ettik. Temizlik işlerimizde de çalışmaları yerinde gördük. Su arıtma tesisi en çok bizi de etkileyen o oldu. Biz daha önce görmemiştik. Su arıtma tesisi Safranbolu'nun geleceği adına 50 yıllık bir hizmet diye düşünüyorum. Belki daha fazla. Park Bahçeler Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Safranbolu'da barınağı da yerinde gördük ve orada sokak hayvanlarımızı aşılayıp, bakımını yapıp, kuduz aşısını yapıp oradaki müdürümüz bize bilgilendirdi. Biz tabii Safranbolu çok özel bir yer. Safranbolu'yu dünya miras kenti. Biz yani belki bu zamana kadar kültür turizminden hani bu bizi aşıyor belki ama yeterince belki faydalanamadık. Ama herkesin gelip görmesi gereken Safranbolu çok özel bir yer. Çok özel bir yer. Biz bunu farkındayız. Farkında da olmalıyız. İl Müftülüğü'ne bağlı Haliliye Kur'an kursunda düzenlenen tatbikatta belirlenen saatte sirenler çalındı. Öğrenciler eğitim gördükleri sınıflarda sıraların altına çökerek çök kapan tutun tekniğiyle siren sesleri kesilene kadar bekledi. İkinci sirenle birlikte binaları tahliye eden öğrenciler acil toplanma alanlarında bir araya geldi. Zaten merdivenler nedir? Bir yapıdaki en zayıf yapısal unsurlardır. Hemen yıkılırlar. Sarsıntı geçtikten sonra ne yapıyoruz? Hiç telaş yapmadan biraz önce sizin yaptığınız gibi binamızı boşaltıp en yakın toplanma alanlarına gidiyoruz. Tatbikata katılan Vali Fuat Gürel burada yaptığı konuşmada yapılardan kaynaklı bir kısım sorunların afet olarak geri dönebildiğini söyledi. Hatalardan meydana gelen sıkıntılar. Yoksa sağlam binalarda eğer yaşıyor olsak başımıza bir şey gelmez. Ama yapılardan kaynaklı bir kısım sorunlar maalesef Allah muhafaza afet olarak bize dönebiliyor. Bunun için de müdür beyin biraz önce ifade ettiği paniklemeden depremin geçmesini bekleyememiz gereken süreçler var. İşte çök kapan tutun komutu önemli aslında. Herkes bunu tedbiri alabilse panikle pencere önlerinden de merdivenlere asansör boşluklarına koşmazsak aslında ölümler de bu kadar artmaz. Maalesef yıllarca bu ülkede depremler oldu, olmaya da devam edecek. Ama ölümlerin büyük bir çoğunluğu aslında deprem merdiven boşluklarından kaynaklı ölümlerin olduğunu çok fazla gördük. İnşallah çocuklarımıza, özellikle bu yaşlarda çocuklarımıza afetlerle mücadele etme yöntemlerini öğretebilirsek inşallah bundan sonraki süreçte inşallah olmaz ama olursa da bu tür afetleri yaşarsak da kayıplarımız az olur. Kastamonu'da itfaiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri ortak düzenledikleri tatbikatta çöken binada enkaz altında kalan yaralılara müdahale etti.
Senaryo gereği tasfikatta binanın çökmesi canlandırıldı. İhbarı ise Vali Avni Çakır yaptı. Burada büyük bir patlama oldu. Göçük oldu. Binada sesler geliyor. İnsanlar panik halinde. Acil müdahale bekliyoruz buraya. Vali Avni Çakır'ın bir binanın çöktüğünü ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı ihbarının üzerine ekipler harekete geçti. İtfaiye ekipleri ilk olarak yangını söndürdü. Ardından ekipler göçük altında kalanların yerini tespit etti. Daha sonra ekipler kilit yardımıyla duvarları kırarak enkaz altında kalan yaralıları kurtardı. Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, hayatın içinde her şey olduğunu ve tasfikatlarla da bu tür muhtemel durumlarda bütün personellerin tecrübe kazanmasının önemli olduğunu ifade etti. Tabii Allah göstermesin ama hayatın içinde her şey var. Bu tasfikatlarda böyle olası durumlarda bütün personellerimizin tecrübe kazanması, kimin ne yaptığını bilmesi açısından büyük önem taşıyor. Burada da bütün kurumlarımız, işte AFAD, UMKE, belediyemiz, sağlık müdürlüğümüz, polisimiz, jandarmamız hepsi birlikte böyle bir olayda iş bölümü yapıp kısa bir sürede hem göçük altındaki vatandaşlarımızın çıkarılması, hem yaralılara ulaşma noktasında, hem de insanlarımızı kurtarma noktasında ne yapacaklarını 3 aşağı 5 yukarı belirlemiş oldular. Kurtuluş Savaşı sırasında İnebolu Limanı'na gelen mühimmatların kanılarla Ankara'ya ulaştırıldığı İstiklal Yolu, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde kurulacak araştırma merkezinde akademik araştırmalara konu olacak. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Harun Çiftçi, hayata geçirilecek projeyle ilgili bilgi verdi. Biz de İstiklal Yolu üzerinde milli mücadeleyi de toplumsal hafızada zinde tutma adına bazı çalışmalarımız oldu. Çankırı Karatekin Üniversitesi bu millete dair ne varsa, hangi parça varsa onun peşinde, izinde ve onunla ilgili planlar ve projeler yapmayı da hedeflemekte. Bu doğrultuda İstiklal Yolu Milli Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ilgili de bir çalışmayı başlatmış bulunmaktayız. Çalışmamız üniversite senatomuzca kabul edildikten sonra YÖK'e gönderilecek. YÖK'ün onayından sonra da bu merkezimiz faal hale geçecektir. Özellikle İstiklal Yolu'ndaki mücadelenin zihinlere kazınması adına, nesilden nesile aktarılması adına bazı çalışmaları yapmayı önemsiyoruz. Konuyla ilgili panel, çalıştay gibi bilimsel platformların yanında belgeseller, sinema, sosyal medya ile ilgili de bazı çalışmalar yapmayı arzuluyoruz. Bizim milli mücadele tarihini en ince ayrıntısına kadar araştırıp insanların faydasına, Türk milletinin faydasına sunduğumuzda inanıyoruz ki bundan sonraki süreçlerde de bir milli kimlik ve tarih şuuru oluşacaktır. Milli kimlik ve tarih şuuru içerisinde ülkemiz için, bulunduğu bölge için yeni bir gelecek inşa etme adına da güzel bir potansiyel olacağını da düşünüyoruz. Yenice'nin ilk öğretmenlerinden olan emekli öğretmen, Karabük Dernekler Federasyonu ve Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu Başkanı Cevdet Akay ile Necdet Akay'ın babası Celal Akay bugün son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'da yaşamını yitiren Celal Akay bugün öğle namazına müteakip Yenice Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına ailesinin yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, Eski Pazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Efrani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova, tanınmış spor adamı ve yorumcusu Hayri Ürgen, spor camii aslından Can Çobanoğlu, Karabük Yenice ve İstanbul'dan siyasi partilerin temsilcileri, dernek ve STK temsilcileri, iş insanlarıyla çok sayıda seveni katıldı.
BRT valisi olarak merhum Celal Akay'a Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. 10 yıllar öğretmenlik vazifesi ve yöneticilik vazifesi devrede etti. Hepimizin tanıdığı, bildiği, sevdiği kıymetli bir değerimizdi. Ben Celal Akay hocamıza Yüce Rabbim'den gani gani rahmet niyaz ediyorum. Rabbim kendisine rahmetiyle, merhametiyle ve mağfiretiyle muamele ve muahaze eylesin. Musallarda bizden yüzü şahadet bekleyen, hak helalliği bekleyen Celal Akay hocamıza, büyüğümüze, iyiliklerine ve güzelliklerine şahitlik ederek dünyevi, uhrevi bütün haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı can-ı gönülden helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim hepinizden razı olsun. Hiçbir şahadetinizi ve helalliğinizi kabul eylesin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ölümü ve hayatı yaratan Allah'ım, bizim için ve nesillerimiz için ölümün de hayatın da hayırlısını nasip eyle. Helallik verdiğimiz kıymetli büyüğümüz, hocamız Celal Akay Beyefendi'ye gani gani rahmet eyle Allah'ım. Dualarımızı Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de yapılan dualara ilhak ile müstecab eyle Allah'ım. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhicul el-Fatiha. Bartın Üniversitesi'nde ARGE ve yenilik bilincinin yaygınlaştırılması, finansman veya diğer yetersizliklerle hayata geçirilemeyen önemli projelerin sektör temsilcileriyle buluşturulması amacıyla düzenlenen 5. ARGE Proje Pazarı etkinliği başladı. Kutlu Bey Yazıcılar Yerleşkesi konferans salonundaki açılış töreninde konuşan Vali Nurtaç Arslan, üniversitede ülke ve kent adına gurur verici günlerden birinin daha yaşandığını söyledi. Bugün burada ülkemiz ve şehrimiz adına gurur verici günlerden birini yaşıyoruz. Ülkemizin farklı illerinden Bartın'ımıza gelen, gelecek adına söyleyecek sözü olan gençlerimizle bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bizler gençlerimize güveniyoruz. Çünkü bir asır önce Çanakkale'yi geçilmez kılan, milli mücadeleyi zafere ulaştıran, Cumhuriyet tarihi boyunca kalkınmanın, istiklalinin ve istikbalinin yanında yer alan gençlerimizin yarınlarımızın da mimarları olacaklarından eminiz. Bartın Üniversitesi 5. ARGE Proje Pazarı'nda da ülkemizi bilim ve teknoloji üzerinde yükseltecek iradenin ışığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu noktada Sayın Rektörümüzün nezdinde Bartın Üniversitesi ailesinin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Rektör Profesör Doktor Orhan Uzun da teknoloji geliştiren, bilimle kalkınan bir Türkiye için gayret gösterdiklerine vurgulayarak şunları kaydetti. Milli teknoloji hamlesine katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu organizasyonla bugüne kadar ülkemizin farklı illerinden bilimsel kalkınmanın kaçınılmaz olduğuna inanan yüzlerce kişi, ki bu yılki etkinlik içinde aramızdalar şu anda, bir araya geldi. Türkiye'mizi daha ileriye taşımak hedefiyle bar çatısı altında toplanan yarışmacılar, benim de bir fikrim var diyerek projelerini sergiledi ve sektörden temsilcilerle görüşme imkanına sahip oldular. Bu yıl yine aynı heyecan yaşıyor. Birbirinden değerli araştırmacılara projeleriyle birlikte ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. 14 ana tema ve 116 farklı kategoride proje fikirlerinin yer aldığı yarışmada hakim heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren projeler yarın ödüllendirilecek.
Bartın Üniversitesi'nde bugün başlayan 5. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğine Gebze Teknik Üniversitesi Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Araştırma Görevlisi Karabüklü hemşerimiz Tansu Çetin de katıldı. Çetin, kısa adı MEB4 şarjı olan elektrikli araçlar için erişilebilir şarj ünitesi sorgulama ve yol yardım platformu projesini tanıttı. Yani istasyon çevresindeki sosyal imkanlara ulaşmak isteyebilirsiniz. Bu anlamda sizi yönlendirebilecek bir platform, bir mobil uygulama aslında. Ben Gebze Teknik Üniversitesi Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak görev yapıyorum. İsmim Tansu Çetin. Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Enerji Enstitüsü'nde doktora programında eğitim alıyorum. MEB4Charge uygulamamız elektrikli araçlar için şarj istasyonlarına ulaşım ve elektrikli araçların yol yardımına ihtiyaç duyduğu noktalarda destek verebilecek bir platformdur aslında. Elektrikli araçlar bildiğimiz üzere petrol ve türevi yakıtlar kullanmamakta. Bunun yerine lityum-iyon benzeri piller vasıtasıyla aracın hareketi sessiz bir şekilde sağlanmakta. Bu anlamda çevreci, hava ve gürültü kirliliğine karşı doğa dostu bir profil sergilemekte elektrikli araçlar. Ve bunlar üretilirken tekrar doldurulabilir bataryalar kullanılmakta. Bu anlamda şarj istasyonları elektrikli araç kullanıcılarına hizmet etmekte. Ancak şarj istasyonlarının araç kullanıcılarıyla buluştuğu bir platform olması gerekmekte. Yerli ve yabancı yazılım ürünleri incelendiğinde kullanıcı geri bildirimlerinin aslında bu uygulamaların yetersiz kaldığını ifade etmekte. Öyle ki teknik servis desteği verilebilecek bu uygulamamız ile rezervasyonla hizmet alımı sağlanabilecek. Şarj istasyonuna eriştiğiniz zaman minimum 30 dakikalık bir şarj süreniz olduğunu farz edersek çevresindeki sosyal imkanlara ulaşabileceğiniz bir harita uygulaması olması beklenmekte. Ve güncel olarak elektrikli araç piyasası 7000'e yakın elektrikli araç bulunmakta Türkiye'de. Bununla beraber 3500'e yakın şarj istasyonu hizmet vermekte. Bildiğimiz üzere ilk yerli ve milli elektrikli aracımız TOGG ile birlikte 2030 yılına kadar Türkiye pazarındaki elektrikli araç sayısının 2 milyon adet olması beklenmekte. Bununla birlikte petrol ithalatında yaklaşık olarak 2,5 milyar dolar tasarruf sağlanabileceği öngörülmekte. Bizler de Türkiye'nin ekonomik büyüme hedeflerini sorumlu hissettiğimiz için kendimizi elektronik mühendisi ve bilgisayar mühendisi disiplininden arkadaşlarımızla birlikte bu iş fikrimizi geliştirdik. Ve bugün de Bartın Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı'nda iş fikrimizi sizlerle buluşturmayı hedefledik. Umarız neticeleri de güzel olur bizim için, ülkemiz için de aynı şekilde. Teşekkür ediyorum ben. Çok sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Sağ olun. Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesindeki tüp bebek merkezinin açılışı yapıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu Hastanenin Kaşüstü Kampüsü'nde hizmet verecek merkezin açılışında yaptığı konuşmada bölgede kamu adına ilk defa bir tüp bebek merkezi açıldığını söyledi. Bölgemizde en önemli kamu adına ilk defa bir tüp bebek merkezi inşallah açılıyor. Bu bölgemiz açısından gerçekten önemli. Niye önemli? Yani evlat hasreti çeken bizim gençlerimizin artık İstanbul, Ankara, büyük şehirlere gitme yerine artık bölgemizde böyle bir merkezde, böyle bir adreste inşallah onlar evlat sahibi olmaları noktasında bu merkezimiz bundan sonra faaliyet verecek. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da Karadeniz'de kamuda böyle bir merkezin tek olduğunu vurguladı. Kamu alanında olması bölgemiz açısından insanımız için çok önemli. 23 yaşından gün almış, 40 yaşına kadar olan tüm kadınlarımız bu hizmetten kamu tarifesiyle ücretsiz bir şekilde istifade etmiş olacaklar. Bu bizim için önemli. Bölgemizdeki nüfusu hesap ettiğimiz zaman çok geniş bir coğrafyaya hizmet edeceğimizi de özellikle vurgulamak gerekiyor. Zonguldak'ın Koz ilçesinde 31 yıl önce yapılan madenci heykelinin mavi ve sarı renklerine boyanması tepkilere neden oldu. Belediye Başkan Vekili Hüseyin Yılmaz konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 27 Ekim'de bronz heykel Kozlu Belediyesi ekipleri tarafından yağlı boyayla madenci renkleri olan mavi ve sarı renge boyandı. Madencinin bareti ve çizmeleri sarı, elbisesi ise mavi renge boyandıktan sonra heykeltıraş Metin Yurdanur, bugün aldığım bilgiye göre Kozlu'da yer alan madenci anıtı boyanarak tahrip edilmiştir. Anıt heykel tanınmayacak şekilde boyanmış ve bu yolla hem sanat eseri hem de maden emekçileri itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır dedi.
Yaşananların ardından belediye ekipleri madencinin çizmelerini sarı renkten siyah renge boyadı. Kozlu Belediye Başkanı Hüseyin Yılmaz'a gazetecilere yaptığı açıklamada yapılan eleştirileri haksız bulduğunu söyleyerek madenciye değer verdikleri için böyle bir çalışma yaptıklarını ifade etti. Yıllardır madencinin giydiği lacivertle mavi arası bir tonda elbisesi olan, sarı bareti olan, çizmeler olan bir madenci heykelimizi boyadık, tamir ettik. Restorasyon çalışmasından sonra sosyal medyada ve çeşitli yayın organlarında maksatlı olduğunu düşündüğümüz eleştirilere maruz kaldık. Ancak Kozlu'dan, gerçekten vatandaşlarımızdan hiçbir olumsuz tepki almadık. Üstelik çok olumlu tepkiler aldık. Madencimizin kıyafeti yıllardır ve bugün de madencinin giydiği elbisenin rengidir. Herhangi bir bizim art niyetimiz yoktur. Madenciye saygısızlık, itibarsızlık yapıldı diye haberleri kesinlikle kabul etmiyoruz ve kınıyoruz art niyetle yapılan haberler. Amasya'da ölen 41 madencimizin acısını taze yaşıyoruz. Kesinlikle madencimize saygısızlık yapmak, itibarsızlaşmak o sözlerini kabul etmiyoruz. Üstelik biz madencimize değer verdiğimiz için bu çalışmayı yaptık. Yapılan eleştirileri haksız buluyorum, onları kınıyorum. Karabük'te yabancı uyruklu 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada abi ile kardeşi yaralandı. Olay 100. Yıl Mahallesi 1002 No'lu caddede meydana geldi. BG ve BG isimli yabancı uyruklu şahıslar kafede oturdukları sırada yanlarına gelen ve aralarında husumet bulunan OEI ile tartışmaya başladı. Neyle geldiler bunlar? Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle OEI yanında bulunan bıçakla tartıştığı ABİ ile kardeşini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi polis ekiplerince yakalanırken emniyet ek işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Bolu'nun Görnek ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında 7500 hayvan telef oldu. Akçaalan köyünde yaşayan Veysel Arıkoğlu'na ait ev ve bitişiğindeki tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine Görnek Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 7500 tavuk telef oldu. Ev ve tavuk çiftliği kullanılamaz hale geldi. Elif ve Kadir Karaca çiftinin ilk bebekleri Fikret 10 günlükken SMA tip 1 ölümcül kas hastalığı tanısı aldı. Fikret bebeğin tedavi masrafları için ailesi duyarlı vatandaşların yardımını bekliyor. Hastalığın tedavisi yurt dışında Zolgensma adı verilen fiyatı yaklaşık 1.9 milyon dolar olan dünyanın en pahalı ilacıyla oluyor. Bu ilaç ile 30-40 dakika içinde hasarlı gen tedavi ediliyor. Gereken meblağa ulaşabilmek için Sakarya Valiliği'nin izniyle 1 Haziran'da Türkiye geneli bir bağış kampanyası başlatıldı. Türkiye'nin her yerinden gönüllüler minik Fikret bebeğe maddi manevi destek oluyor. Okullara zarf dağıtımı yaparak da tüm Türkiye'ye bebeğin sesi duyurulmaya çalışılıyor. Kampanya şu an %33 tamamlandı. Fikret bebeğin tedavisinin yapılabilmesi için anne ve babası Elif ve Kadir Karaca çifti hayırsever iş adamlarının ve tüm vatandaşların desteğini bekliyor. Merhaba, ben Elif Alim Karaca. Fikret Asım bebeğin annesiyim. Ben Kadir Karaca. Fikret Asım bebeğin babasıyım. Her anne baba gibi biz de heyecanla onun dünyaya gelişini beklemiştik. Oğlumuz doğduğunda doktorumuz onda bir gevşeklik fark etti. Vücudunda bir gevşeklik fark etti. Ve SMA tip 1 ölümcül kas hastalığı tanısı aldık. Bizim sevincimiz anne baba olarak maalesef 10 gün sürdü. Ardından dünyalar başımıza yıkıldı. Yani üzülmeye bile vaktimiz olmadan bir an önce ne yapabiliriz bunun araştırmasına giriştik. Tedavisine kavuşturmak için de bir kampanya başlattık. Kampanyamız şu an devam ediyor. Bebeğimizi ilacına kavuşturmak için bütün insanların desteğini bekliyoruz. Ben bu mücadelede insanlığa umudunu yitirmemiş herkesin desteğini bekliyorum. Şu anda oğlum çok küçük.
Onun vücudunda her geçen gün sinir hücreleri ölüyor. Çok fazla hayallerimiz vardı. Odasını kendi ellerimizle boyadık, süsledik. Buraya ben oğlumun kitaplarını dizecektim. Oyuncaklarını dizecektim. Ama maalesef cihazlarını dizmek zorunda kaldım. RTV Ana Haber Bülteni'ni sonlandırıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar. Vefat ve teşekkür. Karabük Yenice ilçemizin yetiştirdiği eğitim çınarlarından uzun yıllar öğretmen ve yönetici olarak hizmet veren çok sevgili babamız, iyi insan Celal Akay, tedavi gördüğü İstanbul'da vefat etmiştir. Merhum babamıza Allah'tan rahmet dilerken vefat haberini alan ve taziyelerini ileten ayrıca 03.11.2022 Perşembe günü Yenice ilçemizde kılınan cenaze namazına bizzat gelerek katılan Karabük Valisi Fuat Gürel'e,
Kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, dernek, cemiyet ve siyaset adamlarımıza, çok sevgili dostlarımıza teşekkür ederken, bu acılı günümüzde bizleri telefonla arayarak veya sosyal medya üzerinden taziyelerini ileten herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Cevdet Necdet Akay.